sorunlarını soruşturarak demokratik içinde çağdaşlaştıran Türk milletini medeni cihanla layık olduğunu ikiye çıkarmak ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha ziyade ölçülebilmek için mücadele eden eski bir yönetimiyle tarihlerinden bir insan olarak geçen büyük asker, büyük devlet adamı ve Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti iktidarının 86. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunuyorum. Program atışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk adına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. Kaymakamlık makamı çelenklerini sunmak üzere kaymakamımız Sayın Fahri Boktay Sözü'nü davet ediyorum. Arz ederim. Biraz geri gelelim. Tamam.
Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, bayram ederim, kıymetli gazetelerimiz, basın mensupları, geleceğimiz teminatı, sevgili öğrenciler, saygıdeğer Beykoz halkı, kıymetli misafirler. Devletimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü için burada toplanmış bulunuyoruz. Beni görmek istemek, mutlaka yüzümü görmek istemek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarına, gazilerimize ve tüm şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Arz edin. Sen bugün doğdun, adım istiklal. Sözlerinde istikbal nefesinde varisi koşar gözlerinde. Hatırımdan memlekete sen verdin yaşam özgürlüğü. Fidan Cafarova. Burada. 1039 Yarenli Kızılay. Burada. 1283 Mustafa Kemal. İçimizde. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Konuşacağım. Erzurum'dan geldim. 3 gündür paşamın yolunu gözlerim. Bırakın gelsin. Ne görüşeceksin benimle? Başlayalım.
prens. Adın nedir? Toptan tüfekten korkmaz mısın? Adım Fatma. Korkmak mı? Toptan da tüfekten de korkmam paşam. Vatanım için muharebe bene düğündür. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsa Kara Fatma. Adım Kara Fatma. Erzurum'da doğdum. 700 dalaştan 43 kadından oluşan milis güçlerimle cepheden cepheye koştum. Yunan askerlerine esir düştüm ama kaçtım. İnönü, Sakarya ve Dumlupınar savaşlarında düşmanla çarpıştım. Kocamla iki oğlumu vatanım uğruna şehit verdim. Türk kadının fedakarlığı, vatan sevgisi ve cesaretinin simgesi oldum. Vatan sana minnettar Kara Fatma. Vatan sağ olsun paşam. Asker. Buyurun paşam. Neden üzerindeki merminin üzerine örttün? Üşümüyor musun? Ben üşüyorum diye neye dert edek? Bu mermi yüzlerce hatta binlerce askerimizi koruyacak. Ben öleceğim de ne olacak ki? Sen kız mısın? He ya paşam. Adım Halime. Kastamonu Duruçay köyündenim. Vatanım işgal altındayken köyümde duramadım. Ama kızları askere almadıklarını duyunca saçımı kazıttım. Erkek klanına girip milis güçlerine katıldım. İnebolu limanından Ankara ve Sakarya'ya öküz arabasıyla mermi taşıdım. Yunanların İnebolu limanı bombardımanı sırasında ağır yaralandım. Vatan sana minnettar değil mi? Vatan sağ olsun paşam. Ateş altındayız. Nereye gidiyoruz? İki şehidimiz var. Onları düşman eline yapamam. Bir çırpıda çekip aldım şehitlerimi ateş altından. Bu olaydan sonra bana Tayyare Rahmiye denildi. Osmaniye'nin Kaypak köyündenim. Vatanım işgal edilince milis güçlerine katıldım. Erkeklerle omuz omuza düşmana karşı çarpıştım. 5 Ağustos gecesi Osmaniye'nin Fransız karargahında asılı olan bayrağı indirmek için harekete geçtik. Şehit olursam cesedimi düşman eline komayın dedim. Karargaha 10 adım kala şehit düştüm. Şehit olduğumu gören yiğitlerim şahlandı. Bir hamlede Fransız karargahını ele geçirdiler. Vatan sana minnettar Tayyare Rahmiye. Vatan sağ olsun paşam. Düşman Antep ve Maraş'a doğru ilerliyor paşam. Şahin Bey. Paşam, durum vahim. Lakin Antep halkı müsteri olsun. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez. Fransız komutan, kirli ayaklarınıza bastığınız şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. İman, namus ve hürriyet için ölüme atılmak bize Ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir an evvel topraklarımızdan sav olup gidiniz. Yoksa kıyarız canımıza. Ben Şahin Bey. 100 aslan parçasıyla dikildik 8000 düşman askerinin karşısına. Akşama doğru atacak kurşunum kalmadı. Yiğitlerim birer birer şehit oldular. Ben Antepliyim. Şahinim ağam. Mavzer omzumda yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Vatan sana minnettar Şahin Bey. Vatan sağ olsun paşam. Yüzbaşı Şerafettin, İzmir göründü mü? Göründü paşam. Güzel İzmir'im göründü. İzmir'de güneş doğmak için bizi bekler. Ben Yüzbaşı Şerafettin. İzmir'e ilk giren Sübari Birliği'nin komutanıyım. 9 Eylül sabahı İzmir'e girdik. Adımlarımla balkona doğru koştum. Kanımın ve gözyaşımın bulaştığı al bayrağımı göğsümden çıkarıp gönlere çektim. İzmir'e ilk girenler biz olmuştuk. Ölsem de gam yemem artık. Buhara'dan gelen 3. kılıç senindir Yüzbaşı Şerafettin. Vatan sana minnettar. Vatan sağ olsun paşam. Bu güzel memleket, bu temiz yürekli halk istilacıların ayakları altında bırakılabilir miydi? Böyle bir milletten nasıl ayrılırsın? Bu eski püskülerin içinde perişan gördüğün insanlar yok mu? Onlarda öyle yürek, öyle cevher var ki. Böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildi elbet. Farkındaydım. Fakat ben vatanı yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu aldım. Yarın! Yatsın ah yatsın beni, o günkü gördüm seni. Yatsın ah yatsın beni. Müzik
Thank you.
Türk'ün büyük atası! Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman... İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman... İçinde bulunacağımız durumlar ve şartlar... İçinde bulunacağımız durumlar ve şartlar... Ne olursa olsun... Ne olursa olsun... Kudret ve cesaretimizi... Kudret ve cesaretimizi... Damarlarımızdaki asil kanlar olarak... Damarlarımızdaki asil kanlar olarak... Her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak... Türk gençliği olarak... Özgürlüğün... Özgürlüğün... Bağımsızlığın... Bağımsızlığın... Egemenliğin... Egemenliğin... Cumhuriyet ve devrimlerin... Cumhuriyet ve devrimlerin... Yılmaz bekçileriyiz. Yılmaz bekçileriyiz. Her zaman... Her zaman... Her yerde... Her yerde... Ve her durumda... Ve her durumda... Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza... Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza... Çağdaş uygarlığa geçmek için... Çağdaş uygarlığa geçmek için... Bütün zorlukları yeneceğimize... Bütün zorlukları yeneceğimize... Namus ve şeref sözü verir... Namus ve şeref sözü verir... Kendimizi büyük Türk ulusuna adarız... Kendimizi...